Soru cevaplaması için söz vereceğim. Ara ara değişeceğiz. Tekrar soruları bölüştürebilmek için. Evet, buyurun üstadım. Evet, bu yöntem doğru. Kısım kısım biz cevaplayabildiklerimizi de bırakalım. Arkadaş devam öyle etsin. Yapacağız. Biz akabinde ilerleyelim. Şimdi vurgu yaptık ama yine de hatırlatalım. Soruların bazılarında şey dikkatimi çekti. İşte internet bağlantısı yok, banka uygulaması yok, bilgiyi nasıl göndereceğiz? İnternet bağlantısı olduğu zaman yeni nesil ÖKC'ler kendi üreticileri üzerinden bize bilgi akıyor. Bu bilgiyi kontrol etmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Eski nesil ÖKC'ler içindir bildirim. Yeni nesil ÖKC'ler için bir bildirim yükümlülüğü yoktur. Sadece şunu söylüyoruz aslında. Sistem üzerinde kayıtlı bulunan ÖKC'lerinizi lütfen bir kontrol edin. Kontrol etmek amacıyla tercih bildirim ekranına veya interaktif vergi dairesi üzerinde adıma kayıtlı ÖKC'ler menüsüne bir girin. Orada ÖKC'lerin doğru mu bildirilmiş onu bir kontrol edin istiyoruz. Diğer sorulara baktığımızda 50.000 TL üzeri e-arşiv kapsamında kesildiğinden bahsettiniz diyor. İhracat faturası e-arşiv olarak mı kesilecek? Şimdi bu tutar dolayısıyla, tutardan dolayı sadece e-arşiv fatura düzenleme yükümlülüğüne giren işletmeler aslında e-faturasız e-arşiv modeline geçiyorlar. Onu söyleyeyim. E-fatura uygulamasına kayıt zorunluluğu getirmiyoruz. Tebliğde istisnası var. Diyoruz ki 10.4 bölümünde belirtilen durum dışında kimler e-faturaya da geçmek zorunda. Ama 10.4'te kimler 50.000 TL tutarı nedeniyle e-arşiv fatura düzenlemek durumunda kalacak olan işletmelerimiz, onlar ne e-faturada ne e-arşivdedir aslında. Ama e-arşiv fatura düzenlemesi gerekiyor. Bu işletmenin ihracat faturası e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı için e-fatura olmayacaktır. Biliyorsunuz e-fatura sistemine kayıtlı ihracatçıların ihracat faturaları e-fatura olmak zorunda. Bu nedenle sadece e-arşiv sistemine geçiyor olmak bütün ihracat faturalarını sağlamaz. E-fatura olması zorunlu sağlamaz. Benzin satışı yapan istasyonuz eğer tebliğ yürürlüğe girerse akaryakıt istasyonları bayilik lisansından dolayı ciro limiti ne olursa olsun girecekler. 2 milyon da olsa giriyor olacak. Hizmet faturası Hasan Tahsin Bey burada mı? Hasan Tahsin Bey soruyu sormuş gitmiş değerli arkadaşımız. orada mısınız? Tamam. Şimdi 13B'ye göre hizmet faturası. E-arşiv uygulamasına geçmiş bir işletme genel anlamı itibariyle e-faturaya da geçmiştir. Fakat ihracat boyutuyla baktığımızda bizim şu an gümrük beyannameli mal ihracı faturaları gümrük sistemine düşmesi gereken faturalar biraz daha anlaşılsın diye şey yapıyorum. Gümrüğün tek pencere sistemine düşmesi gereken yani bir GÇB ile kontrolü gereken faturalar e-fatura olmak durumunda. Hizmet ihracı ve benzeri diğer unsurlar kağıt fatura olarak düzenlenmeye devam ediyor. Bu geçen yılın Temmuz ayından beri yaptığımız çalışmalarda anlattık. İhtiyari e-arşiv fatura uygulamasına geçtik. Gönüllü olarak kağıt fatura düzenleyebilir miyim? Mücbir sebepler dışında hayır. Artık o işletmenin yine yazılımcı diliyle konuşacağım ama default değeri e-arşiv fatura kesmektir. Ancak önünde olağanüstü e-arşiv fatura kesilmesine engel olacak derecede tevsik edici bir mücbir sebep mahiyeti var ise tabii ki kağıt fatura kesebilir. Ama bu durumu tevsik etmesini bekliyoruz. Eski nesil ÖKC bildirimlerinde KDV dahil mi? Şimdi Z raporlarına bakarsak arkadaşlar hatırlarsanız toplam tutar toplam KDV diye yazar. O toplam tutar hanesinde yazılı değer genelde KDV dahil rakamdır. Biz KDV araştırması yapmayacaksınız. KDV oranlarına göre bir ayrıştırma yapmayacaksınız. Z raporu da olmayacak. Aylık rapor dedik. Aylık raporun nasıl elde edileceği konusunda da
Her bir ödeme kayıt cihaz marka ve modeli itibariyle mükellefler aslında biliyorlar. İki tarih aralığı rapor dediğimiz mali hafıza raporundan çok rahatlıkla temin edebilirler. Ama biz ekibime şu talimatı da verdim. Dedim ki şu ana kadar bizim bakanlıkça onaylanmış bütün marka ve model ÖKC'lerin iki tarih aralığı raporu nasıl alınır tablosunu yayınlıyor olacağız. Gidip o cihazların kullanım kılavuzlarına, üretici firmaların bilgilerine başvurarak iki tarih aralığı rapor nasıl alınır hakkında da bilgilendirme yapıyor olacağız. Mükellef yoğunlukla almıyordu bu raporları. Şöyle bir durumla karşı karşıya kalın istemiyoruz. Kılavuzda yazdık o kısmı. Evet, aylık tutar sonucunda nasıl ulaşabilir? Ulaşabiliriz. Ya bütün Z raporlarını toplayacaksınız tek tek. Ya mükellefin muhasebe sistemini bir bana söyle, eğer mümkünse ERP sisteminde veya kullandığın sistemde o yazar kasadan o ay boyunca ne kadar satış yaptığını biliyorsa onu da verebilir. Yeter ki bizim açımızdan doğru bilgi olsun. Ama şunu söyledik en son, iki tarih aralığı rapor mevzu çok kolay. Aylık Z raporu diye bir Z raporu yok. Z, yani onun ismi Z raporu değil. Aylık rapor. Okey. Aylık rapor. Bunu aldığınız zaman zaten ihtiyacı karşılıyor. Ona da geliyorum. Arkadaşlar, yeni nesil olsa dahi bir bugünkü teknolojik imkanlar bu cihaz burada böyle dururken bir yerle iletişim sağlayamıyorsa bilgi göndermesi mümkün değil. Yani hiçbir, bilmiyorum, şu ana kadar öyle bir teknoloji görmedim. Mutlaka ya cep telefonunda data hattı vardır, ya GSM hattı vardır, ya telefon kablosuna bağlıdır. Durduğu yerde hiçbir cihaz başka bir yere, elektronik ortamda bir internet bağlantısı olmadan bilgi gönderebilme durumu yok. O nedenle yeni nesil ÖKC'lerde default değerimiz, az önce de ifade ettim, onların bir bildirim yükümlülüğü yok aslında. Neden aslında? Çünkü internet bağlantısı vardır ve bu cihaz otomatik olarak kendi bağlı olduğu üretici firmanın sistemi üzerinden geri dersi başkanlarına bilgi gönderiyordur kurgusu üzerinde biz çalışıyoruz. Ve aylık rapor otomatik olarak izleyen ayın belli bir gününde oluşacak. TSM merkezine gidecek, o da bize raporlayacak. Siz eğer internet bağlantısını yaptırmazsanız o cihazın bilgi gönderme kabiliyeti yok. Bu bilginin gönderilmesini sağlamak durumundasınız. Size başka bir alternatif yol sunamayız. Bakın, o zaman doğru olmaz. Niye bu cihazları değiştirdik? Niye bu cihazları aldık? Bu cihazlar akıllı cihazlar. Bu cihazların yazılımları güncellenmesi bakımından, parametre gönderilmesi bakımından, yetkili servislerin dahi ayağınıza gelmesini sağlamamak bakımından, fonksiyonunu yerine getirebilmesi bakımından internet bağlantısı olması gerekiyor. Bu internet bağlantısını sağlamanız lazım. Evinizdeki internet hattını da kullanabilirsiniz, iş yerinizdeki kullanabilirsiniz. Bunun rapor gönderim zamanlarını üretici firmanızda görüşürsünüz. Cep telefonunuzun, gerçi olmuyor, cep telefonu kablosuz iletişimi sağlattırmıyoruz. ADSL hattını bağlayacaksınız, rapor göndereceksiniz, o gönderecek, tamam diyeceksiniz, ondan sonra internetini kapatabilirsiniz. Ama genel koşullar itibariyle bu cihazların online'da olması gerekiyor. Teknik özellikleri itibariyle böyle. Arkadaşlar, devam edelim. Evet. Sonlandıramayız. Evet. Şeyler olursa tekrar nasıl olsa buradayız. Arşiv faturada 50.000 TL olduğunda dahil faturada mali mühür kullanılacak mı? Bunu Cenk Bey de konuşması içerisinde biraz bahsetti. Bizim bütün elektronik belge uygulamalarında aslında elektronik mühür dediğimiz mali mühür kullanılıyor. Fakat bu bahsettiğimiz kesim zaten e-arşive girdiyse zorunluluktan dolayı veya e-faturaya girdiyse zaten mali mühürünü alarak giriyor bu uygulamada sürekli olan mükellef. Girmediyse, örneğin basit usuldeki bir işletme bile olabilir, işletme hesabındaki bir işletme olabilir, fark etmez. Biz bu işletmeleri bizim sistemlerden vereceği onaylarla aslında faturasını onaylaması kurgusu üzerine çalışıyoruz. Yani bir mali mühür aldırtmak istemiyoruz. Normalde teorik olarak aslında mali mühür alması lazım. Bugünkü 3 yıllık bedellerini biliyorum, kamu SM ile görüştüğümüzde 218 lira KDV dahil rakam üzerinden söyleniyor. Hadi bunu da aldırmayalım. Bunun için de bizim e-beyannamede olduğu gibi onay kodu mekanizmasıyla faturasını doğrulama sorusu ve onayı üzerine faturayı oluşturmasına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu aynı zamanda
bizim interaktifle olsun, internet vergi dairesiyle olsun, e-fatura portaliyle olsun, e-arşiv portaliyle olsun entegre olmasını sağlamaya çalışıyoruz. İlk düşüncemiz mali mühür alma zorunluluğu bıraktırmadan çözebilmek. Eğer bunu çözersek zaten büyük ölçüde atlatmış olacağız. İnternet üzerine satış yapan mükelleflerin kağıt fatura kullanması konusunda. Kullanması, yani şimdi bir mükellef zorunluluktan dolayı kendisi giriyorsa ona fatura kesenlerin pozisyonuna göre alacağı fatura e-fatura veya e-arşiv fatura olacak. Yani kullandığı faturaya bir nitelik atfedemem şu an. Çünkü kimden fatura aldığı NAB'a göre değişir. Ama eğer soruyu şöyle soruyorsa, internet satışından dolayı düzenleyeceğim faturalar nasıl olmalıdır diye soruyorsa arkadaşımız, onu da bugünkü MERİ düzenlememizde 5 milyon TL'lik ciroyu aşıyorsa e-arşive geçmek zorunda bu işletmemiz. Ama yeni taslağa göre internet satışı dahi olmazsa, genel bütün işletmeler gibi değerlendiriyoruz, 5 milyon ciroyu aşıyorsa e-arşive geçmek zorunda. E-arşive geçen bir işletmeyi artık biz varsayılan değeri, davranması gerektiği unsuru, özelliği e-arşiv fatura vermek ve e-fatura vermek. Başka bir belge vermemesi esası üzerine kuruluyor sistem. Sadece dediğim gibi ticari hayat durmasın diye mücbir sebep, zorunlu durumlar, sistemlerin bozulması, çalışmaması, GIP sistemidir, özel entegratör sistemidir, toplu bir internet bağlantı kopukluğudur gibi durumlarda kağıt fatura düzenlenmesine imkan veriyoruz. İnternet satışı ile ilgili bunun bizzat kendi sitesi olmak zorunda değil. Platformlar üzerinden daha çok yapılıyor. Aracı hizmet sağlayıcı dediğimiz platformlar üzerinden üye olunuyor. Bu da bizim için internet satışı olarak değerlendiriliyor. Tasfiye giren şirketimiz var. E-deftere geçmesi lazım. Şimdi arkadaşlar, tasfiye dönemi aslında şunu söylemek lazım. Kağıt defter düzeninde ki izlenen metodoloji ile e-defter döneminde izlenen metodoloji arasında hiçbir fark yok. Şimdi tasfiye giren işletme artık nitelik değiştirmeye başlıyor. Yeni bir ünvanla yeni bir sürece giriyor. Bunun tasfiye öncesi dönemle tasfiye sonrası dönemlerin ayrıştırılması gerekiyor. Bu e-defterde de aynıdır, kağıt defterde de aynıdır. Diğer sorulara biraz daha bakmaya çalışayım. Ama şunun önünde hiçbir engel yok. Buradaki bütün arkadaşlara hem isteğimiz hem de bir önerimiz olsun. Bizim gerek e-fatura.gov.tr'de, gerek e-defter.gov.tr'de benim, müdürümün, daire başkanımın, grup başkan yardımcımın irtibat bilgileri var. Bilerek koyduk onu. Bu da bir sorumluluk duygusuyla koyduk. Bize ulaşsınlar gerekirse arkadaşlar dedik. Mail atın. Bu konular e-fatura forumda şu ana kadar sorulmuş soru sayısı 100 bine yakınlaştı. E-fatura foruma arkadaşlarımız giriyorlar. İşte mali mührümü şu tarihte aldım, ne yapabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Hemen bizim rutin soru cevaplardan oluşmuş cevap havuzumuz var. Bununla ilgili siz de bakıp görebilirsiniz. Biz de en yakın aksiyonla cevabı veriyor oluruz. Şu ana kadar tasdifleyebildiğim ve cevabını verebileceğim unsurlar bunlar. Biraz daha bir bakalım. Yeni cevaplar verebileceğimiz unsurlar çıkarsa onları da söz alalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cenk Bey'e veriyorum sözü. Aslında sorularda defter beyan sistemi ile ilgili sorular da var başkanım ama ben bunlarla ilgili bir takım cevaplar vermeye çalışayım. Şimdi bu aralar çok meşhur. Bana gelen bir mesaj vardı. Onu ileteyim. Üyelerimizden biri sanıyorum. Arabasının anahtarını düşürmüş. Bir kontrol ederse iyi olur. Nissan marka bir araba galiba. Yani anahtardan onu anlıyoruz. Söylemiş oldum. Bu da yani. Burada, aşağıda, ön sırada arkadaşımızda anahtar. Defter beyan sistemiyle ilgili sorular var. Şimdi
defter beyan sisteminde bu dönüşümle ilgili başkanım söylemiş olduğu konuya da çok güzel bir örnek bence. Basit usulde gelir ekle, gider ekle, sütun yok, kayıtlar nasıl eklenecek? Ve bununla ilgili işte biliyorsunuz mesleki mesuliyet sigortası ile ilgili kayıtların çıkartılması ile ilgili sorular var. Şimdi basit usulde gelir ekle, gider ekle var esasında. Buradan kayıtları girebiliyorsunuz. Muhtasara ve prim hizmet beyanı detay bilgiler için kılavuz var mı diye sormuş ama benim gördüğüm kadarıyla yok başkanım kılavuz. Defter beyan, muhtasar SGK ile ilgili. Muhtasar prim hizmet beyannamesi ile alakalı yok. Ama bizim LUKA olarak da hazırladığımız bir takım dokümanlar var. Orada e-beyanname sistemine de atıfta bulunuyoruz. Muhtasar SGK'dan bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani o da başkanımız da konuşmasında bahsetti. Var. Bu konuyu yani talep iletildi. Yüksekte. Onun için buradan bir şey söyleyemem. Evet. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Eserbest meslek makbuzu kullanmak için mali mühür almak gerekiyor mu? Eserbest meslek makbuzu için mali mühüre gerek yok. Elektronik imza alabilirsiniz, elektronik imza kullanabilirsiniz. Defter beyan sisteminden makbuzları kesebilecek miyiz diye sorulmuş. Muhtemelen iş planında var ya da ileride yapılacak işler arasında bildiğim kadarıyla var bu değil mi başkanım? Defter beyan sisteminden makbuz kesimi, eserbesime... Entegre olmayı düşünüyorum. Evet, entegrasyonu. E-arşiv fatura mükellefi olmayan fakat 50.000 TL ve üzeri fatura kesenler mali mühür alacak mı? Bunlar için herhangi bir mali mühür almaya gerek yok. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın şifresiyle interaktif vergi dairesi ya da internet vergi dairesi üzerinden e-arşiv faturası uygulamasına geçiş yapacaksınız. Geçiş muhtemelen bu yolla girecek ve oradan da faturalarınızı düzenleyebileceksiniz. Tabii ki bununla ilgili bir kılavuz da yayınlanacaktır muhtemelen. Eserbest meslek makbuzu için sordu. Sistemde gözüken burada eski şu başkanım herhalde ÖKC'ler için önemli bir soru ve genel bir soru. Sisteme girdikleri zaman ÖKC'lerle ilgili eski cihazlar da görünüyor. Kullanmadıkları cihazlar da görünüyor. Bunlar için ne yapılması gerekiyor? Şimdi seçtikleri zaman o zaman doğru. Bunları da kullanıyoruz gibi bir durum söz konusu doğru. Olacak. Doğru. Şöyle. Lütfen. Evet. Doğru. Şimdi biz bunu... Tamam. Özetlemeye çalıştım sadece ama bu sizin söylediğinizde değil. Detaylı. Tamam. Zaten bu da sizin olmayabilir. Şöyle, biz bu konuda vergi dairelerimize talimat verdik. Burada İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı temsilcileri var. Çalışmalar yapıldı. Büyük ölçüde yapılıyor. Veri tabanlarımızda büyük bir temizliğe ve kontrole de aslında vesile oldu bu çalışma. Eski dönemden beri, çünkü biliyorsunuz biz belli bir tarihten sonra yazar kasa uygulaması için vergi dairesinden izin alma yazısı ve izin mevzunu kaldırdık. Ödeme kayıt cihaz firmalarının bize elektronik ortamda bildirilmesi yoluna gittik. Ödeme kayıt cihaz firmaları bize satmış oldukları bütün cihaz bilgilerini topluca da olsa daha sonradan bildirdiler. Hepsini bildirdiler. Bu vesile evet vergi dairesinde kayıt yapılmış. Yeni nesilde de kayıt çıktı. Biz onların mükerrer olanlarının silinmesi talimatını verdik. Çalışmalar devam ediyor. Bence yakın zamanda tamamlanır. Aynı cihaz için yeni nesilse o cihaz, ona bakacaksınız. Cihaz yeni nesilse bildirim yükümlülüğünüz yok. O cihaz yeni nesil olarak davranacak. Eski nesil tarafında biz kodundan, sicil numarasından, bunu satıcısından dahi biz anlayabiliriz. O anlamda tereddüt etmeyin. Sıkıntı yaşamayın lütfen. Biz sistem olarak bunu size göstermek durumundayız ki doğru en düzgün aşamaya varmak için sizden bu desteği istiyoruz. Cihaz bilgilerinizi kontrol etmeniz lazım. Bu teknolojik dönüşüm, onu söyleyeyim, yıllar önceki alışkanlıklarımızı bizim tarafta da değiştirdi. O veri tabanları bu kadar mükemmel değildi. Veri tabanlarını alanlar itibariyle analizler yapma şansınız yıllar önce yoktu. Bilgiyi sisteme bir text dosyası giriyormuşçasına giriliyordu belki. Ama şimdi her biri ayrı ayrı girilmesi gerekiyor. Ve bu konuda bir uyum olsun diye de talimatı verdik. Arkadaşlar Eylül ayı sonuna kadar çalıştılar. Şimdi bizim ekip şeye bakıyor. Hala düzeltilmemiş, hala mükerrerlik, hala hata olarak çıkabilen dosyalar var ise
onlardan bir kez daha üzerinden geçip düzeltme işlemlerini yapıyor olacağız. Eskiler de vardı ondan dolayı. Arkadaşlar, şimdi bu yazar kasa mali bir cihaz. Siz bunu tevsik edebildiğiniz müddetçe sıkıntı yok. Siz o cihazın kime, ne zaman devrettiğinizi veya hurdaya ayırdığınızı, sattığınızı ortaya koyduğunuz müddetçe sıkıntı yaşayacak hiçbir mevzu yok. Yani siz işletmenin evraklarını, dokümanlarını en az 5 yıl, 10 yıl süreyle saklamak durumundasınız. Bu evraklar nasıl? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz idare olarak hiçbir zaman olayların içerisine girip net tetkik etmeden ezbere bir şekilde ceza uygulamasına girişmedik. O olay varsa, diyelim ki bir ceza kesilme işlemi olduğunda siz tevsik edersiniz, biz cezayı terkin ederiz. Ama bizim buradaki uygulamamızda biz şunu da soruyor olacağız. Önce biz tetkik edip ondan sonra harekete geçiyor olacağız. Öyle ezbere, direkt sistemde gözüktüğü haliyle bu cihazlarla ilgili bildirim yapılmamıştır değil. O işlemler tetkik edilecek, birimlere talimatlar verilecek. Bu cihaz yeni nesil mi, eski nesil mi, mükellefle irtibatına geçip net durum öğrenildikten sonra davranış içerisinde olunacak. Ondan endişe etmenizi istemiyorum. Kurum adına en azından söyleyebileceğim bunlar. Ya bu yeni nesil, eski nesil zaten soruların önemli bölümü de bu bölümde var. Bunlarla ilgili üstad bir değerlendirme yapar da bir açıklama en azından yapılırsa. Şöyle, yani şunu açıklıkla temin edeyim. Ben çok detaya girmedim sunumlarda. Linkini verdiğim dokümanlarda büyük bir şekilde bu soruların cevaplarına yer verdiğime inanıyorum. Dokümanlar çok açık ve net. Hangileri bildirilmeyecek, hangileri bildirilecek, hangisinde ne olursa ne yapacağız? En çok sıklıkla karşımıza çıkan soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Buna rağmen oluyorsa bahsettiğim üzere maildir, forumdur, yazıdır. Bunların önünde hiçbir engel yok. Vergi iletişim merkezimizdir, vergi idaresidir. Gideceksiniz, soracaksınız değerli arkadaşlar. Belirsizlikler... Arkadaşlar lütfen karşılıklı konuşmayalım, soruları cevaplamaya devam edelim. Çünkü pek çok soru var daha elimizde, zamanımız da sınırlı. Devam edelim. 2017 bir satış hasılatımız 5.400.000 TL. Bu tutarın içinde 2017 yılı bürüt satış hasılatımız 5.400.000 TL. Bu tutarın içinde 2016 yılında başlayıp 2017 yılında biten yıllara sari işlerimiz var. Şimdi bu yıllara sari işlerde 60 grubuna bakmak gerekiyor. Yani işte 60 grubuna aktardınız, naklettiniz, hangi dönemde bu tutarı yakaladıysanız elektronik fatura defteri o dönemde geçmeniz gerekiyor. Bununla ilgili birkaç tane özelge var. Ya bununla ilgili biz duyuru da yaptık. E-Fatura Gov.tr'de duyuru da var. Yıllara sari inşaat işlerinde hasılatın hangi dönem hasılatı sayılacağına ilişkin duyurularımız da var. İşin bittiği yılın hasılatı sayılacağı, İşin biten bütün inşaat işleri o yıl bittiği yılın hasılatları olarak değerlendirileceğine ilişkin görüşlerimiz de var. Şöyle bir görüşümü de ifade etmek istiyorum. Çok fazla soru var. Soruları mutlaka gönderen, soruyu veren arkadaşımızın ismini okuyalım. Öncelikle kendisi burada yoksa kenara ayıralım. Bekleyen arkadaşların öncelikle sorularına cevap verelim. Tamam. Yani isimleri okuyalım üstadım. Tamam. Buradaysa çünkü çok fazla tamam. Soru var. Zamanımızda iyi kullanalım. Tamam, okey. Süleyman Şahin. Süleyman Bey'in sorusuna evet. Yanıt veriyoruz. Tamam. Aslında bu biraz Duka ile de alakalı ama genel olarak yazılımlar olarak ben size cevap vereyim bunu. 2015 yılı Kasım Aralık aylarında ve 2016'nın Ocak ayında galiba beratlarınızı kaybetmişsiniz. Kaybetmiş, defterleri kaybetmişsiniz. Şimdi biz de geriye dönük, Luka'da da aslında konu şu, bu tarihe kadar bir takım işlemler yapılıyormuş. 3 aydır da bekliyor değil mi işlemler ve sonuçlanmamış. Şimdi elektronik defterle ilgili ve bizden de tekrar XML'i indirmek istiyorsunuz değil mi Luka'dan? Ve bunun neden olmayacağını soruyorsunuz. Şimdi konu şu, elektronik defter alındıktan sonra gelir dersinin bize söylemiş olduğu şey sistemlerinizi kapatacaksınız, veri tabanını kapatacaksınız. Siz... Defterleri almışsınız, sonra göndermişsiniz, biz sizin özet değerlerinizi almışız. Demek ki gelir dersi başkanına göndermişsiniz. Dolayısıyla biz veri tabanlarımızı kapatıyoruz. Sizin tekrar defter almanızı engelliyoruz. Fakat sizin bu durumunuz için yapılması gereken şeyler de gelir dersi başkanına muhtemelen söylenmiştir. Öncelikli olarak bunu neden yaptığınıza dair bir teknik rapor düzenlenmesi gerekiyor.
İşte ISO belgeli vesaire bir firmadan alacaksınız. İşte bir virüs girdiyse bunu ispat edilmesi gerekiyor. Yememe özel amaç raporunun alınması gerekiyor. Burada işte ilgili dönemlere ait vergi ziyanı vesaire olmadığına dair mutlaka bir bölümün olması gerekiyor. Daha sonra da onaylı yazının firmasından da bir rapor alınması gerekiyor. Biz bu raporları düzenliyoruz zaten. Gelir dersi bizi aç demediği sürece biz de bunları veri tabanından açamıyoruz. Şöyle, biz idare olarak o kayıtların güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamakla ilgili yoğun bir çaba içerisine girdik. E-defter kılavuzunda, yani elektronik ortamın getirdiği risklerden bahsettik ya, bir flash diskim kayboldu ulaşamıyorum demekle defter kayıtlarının yeniden oluşturulmasına cevaz vermeyiz değerli arkadaşlar. Bu doğru bir şey değil. O zaman niye defter tutuyoruz? Bu defterler yüklendikten sonra 3 aylık zamanı içerisinde bunun muhafaza edilmesi lazım. Evet, mücbir sebepler, bir takım sebepler olabilir. Bunun için biz özel amaçlı yeme raporu istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü bu konunun irdelenmesi lazım. Oluşan defterin, mükellefin beyanlarında bir fark yaratmayacağını ve mükellefin bilgi ve belgelerine uygun olduğunun taahhüdünü elde etmedikten sonra o mükellefin defterinin oluşturulmasına izin veremeyiz. Kağıt defter nasıl kayboluyorsa, yükümlülük neyse, elektronik defterde de aynı yükümlülük söz konusu. Bunun kontrollü bir şekilde gitmesi lazım. Tevsik edici bilgi ve belgeler ortaya konduğunda, siber saldırı oluyor bazen, Adli Cumhuriyet Başsavcılığına gidiliyor. Bu tip durumlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu tebliğ taslağıyla biz artık onun da son önüne geçiyoruz. Onu söyleyelim. Artık böyle bir durumun oluşmasını istemiyoruz. O defterlerin ikinci kopyalarını kendi içinizde zaten birkaç yedeğini almanız gerekir, onu söyleyelim. Ama buna rağmen güvenli, şifrelenmiş, içeriği hiçbir şekilde görülmeyecek şekilde özel saklama alanlarında saklanmasını sağladıktan sonra böyle bir sorunumuz da kalmayacak. Evet. Pardon, ismini söyleyemeyen yazmayan defter. Hangisinden bahsediyorsunuz? Tamam, şöyle, az önce de bir arada bir arkadaşımız burada mıdır sordular bize. Görebilir miyim? Hah, tamam, güzel. Şunu fark ettim. O anlatmadıysak bizde bir eksiklik olsun lütfen. Defter beyanla e-defter aynı değil değerli arkadaşlar. Defter beyan, amenna, anlatayım ben. Farkı anlatayım, ondan sonra birlikte karar vermiş olalım, doğru bilgiye ulaşalım. Defter beyanda evet bütün kayıtlar sistem üzerinde yapılıyor ve defter sistemde oluşuyor. Size de istediğiniz zaman sunuluyor. Biz öyle bir defterin saklanmasından bahsetmiyoruz. Öyle bir defterin ikinci nüshasının saklanma yükünden bahsetmiyoruz. Çünkü bu defterler gelir idaresinde zaten. Fakat e-defterler arkadaşlar bir aylık berat sayısı 500 olan mükellef olabilir mi? Olabilir. Bizim sisteme bir aylık berat sayısı 500 adet olan işletmeler var. Bir mükellefin e-defter boyutuyla defter beyan sisteminin oluşturacağı kayıt boyutu arasında tahmin edemeyeceğiniz hacimde fark var. Biz bunu idare olarak bugüne kadar mükellefin kendisinden muhafaza edilmesi gereken bir defteri biz düzenleme yapmadığımız müddetçe ne biz ne başka bir yerde saklama zorunluluğu olmaz dedik. Ama bu vardığımız nokta itibariyle bu defterlerin kendi sistemlerinizle birlikte gizliliği, güvenliği sağlanmış bir şekilde. Bizi bu konulara iten en önemli gelişmeleri ben size söyleyeyim. Buradaki hazirun karar versin. 15 Temmuz sonrasında pek çok şirketin defterlerine ulaşamadık. Böyle bir durum olmaz. Güçlü idare bu defterlere her zaman ulaşabilecek şekilde tedbirleri alması gereken idaredir. Biz buradaki bütün işletmeleri aynı şekilde düşünmek durumunda değiliz. Ama muhasebeci gitti diye deftere ulaşamamazlık olamaz. İşletme kapısını kapattı diye defterine ulaşamazlık olamaz. Bu defterler güvenli bir şekilde ticari sırdır, gizliliktir, güvenliktir. Tedbirlerini almak kaydıyla güvenli ortamlara saklanmalı ki işletme yanabilir, başka bir tedbir olabilir. Bunun tedbirini almakta biz... Onu da ifade edeyim. Elektronik defterde sadece ve sadece
oluşturduğunuz ve mühürlediğiniz defterin berat dosyası var. Berat dosyası o imzaladığınız defterin imza değerini bize söylüyor. Diyor ki bu mükellefim şu boyutta ve şu imzayla imzalanmış bir defteri oluşturdu. Ey gelir idaresi bilgin olsun. Siz beratı yüklüyorsunuz, biz de diyoruz ki tamam ben de mühürü basıyorum o berat dosyasına. Defter sizde duruyor. Defter bizim idaremizde durmuyor. Bu konuda açıklığa kavuşturmuş olalım. Defter açık beyan sisteminde ise bizim sistemde onların da saklama zorunluluğu yok. Çok karıştırılan bir konu, evet. Defter beyan sistemiyle ilgili bu aralar çok fazla işte bu mesleki mesuliyet sigortasının uyarıları gelmeye başladı. Bunların silinmesiyle ilgili. Geçici vergi verilmiş olsa bile şimdi silinebiliyor, o sorulmuş. Bu arada e-dekont e-fatura kullanıcılarına GİP portalından iletilecek midir diye Gökhan Bey'in bir sorusu var. Yoksa ayrı bir platformdan mı değerlendirilecek? Bu vergisi kan 487'deki tüm belgenin üzerinde karakod var ama bir ID veriyor. Bunları da e-fatura kullanıcılarına online gelmesi biraz fonksiyonel bir özellik. Böyle bir çalışması var mıdır bilmiyorum açıkçası. Hani bir portala otomatik gelmesinden bahsediyor olabilirler başkanım. E-fatura kullanıcıların kullandığı portala e-dekontlarında geliyor olması. Ama bunun tabii bir raporla falan sunulduğu için tam belge gelmiyor ve belli bir süresi var onun. O süre sonunda yükleniyor. Bu gibi sıkıntılar var ama tabii ki tamamen fonksiyonel bir durum. Elektronik belge uygulamasında müşterinin verdiği mail adresine iletilme mevzu var. E-dekont, e-arşiv fatura. Müşteri nereye talep ediyorsa düzenleyici oraya iletebilir. Onun önünde XML bizim otomatik yapmamız gerekiyor. Tabii yapabilir. Tabii ki XML dosyasıyla birlikte, PDF ile birlikte iletebiliyor. Şu an onun önünde bir engel yok. Siz müşteri olarak ilişkide karşı tarafta diyeceksiniz ki benim mail adresim bu, sisteme kayıtlı adresim bu. Ben elektronik ortamda istiyorum, oraya iletiyor olacak. Onun için biz e-faturada ayrı biliyorsunuz. Kendi tabii. Hesabı üzerinden, kendi düzenlenen fatura zaten görüyor. Ama diğer belgelerde hangi adresi söylüyorsa oraya iletilmesini sağlamak durumunda başkanımız, ya da kağıt çıkmak durumunda. Çok özür dilerim. Başkanım söylemiş olduğu XML dosyayı aldığınız zaman yazınları aktardığınız zaman banka dekontunda okuyabilir hale gelir. Dolayısıyla sizin böyle bir fonksiyonel kolaylığınız da olmuş olur. Yani XML dosya geliyor demekteki maksat o. Şimdi yakın zamanda eğer yetiştirebilirsek bu yazar kasalarla ilgili dilekçeleri vergi dairesine de gitmeye gerek kalmadan interaktif vergi dairesi üzerinden standart dilekçe formatlarıyla almak istiyoruz. O çalışmaya da gireceğiz. Özellikle hurda ayrılmış veya devredilmiş olan şeyleri bize bildirip ekine evrakları koyarak iletmenizi sağlayacağız. Tax free faturası VATOF. Biraz sahanın içerisindeki teknik tabirler bunlar ama müşteriye Serkan Ercan. Serkan Bey, şimdi sunumda dikkatimi çekti. Cenk Bey biraz farklı yorumlamış olabilir. Biz hala yolcu beraberi eşya ilacı faturalarında aynı noktadayız. Aracı kurum yoluyla yapılan iade usullerinde zorunluluk var. Gümrük işlemleri kılavuzunda bir değişiklik yapmadık. Bu sebeple diğer iade usulleri olarak gözüken VATOF bunlardan bir tanesi. İşte banka yoluyla alınması, çıktıktan sonra verilmesi gibi mevzular. Onlarda hala bir zorunluluğumuz yok. Onu açıklıkta ifade edelim. Ücreti tahsil edilmemişse serbest meslek makbuzu düzenlenecek mi? Atilla Özçelik. Atilla Bey? Ya Atilla Bey, şimdi biz elektronik serbest meslek makbuzu yaptık. Biz gelir vergisi kanunu, tahsil esasını, gelirin elde edilmesi maddelerini herhangi bir şekilde dokunmuyoruz. Biliyorum bu meslek mensuplarımız açısından kadim sorunlardan bir tanesi. Bakın KDV, KDV lütfen. De ve gelir vergisi kanundaki vergi dolanmalar farklı. Bu konu tamamen kanun koyucunun takdirinde olan bir konu. KDV makbuz düzenlemesine bağlı değil. Siz makbuz düzenlemeden de şeyi yapabilirsiniz, KDV'nizi beyan edebilirsiniz. Ama tahsilat esasına bağlanmış gelir de elde etme, makbuzda aslında tahsilata bağlanmış. Biz tahsil edilen durumlar için söylüyoruz. Tahakkuklar için makbuz düzenlenecek demiyoruz. Bu nedenle oradaki kuralımız bugüne kadar nasıldıysa aynı şekilde devam edecek. Firma içinde kesilen şubeler arası irsaliyeler. Bu da önemli. Aslında e-irsaliye sadece bugüne kadar
sınırlı sayıda geçmiş işletmeleri listeden bakabilirsiniz. Sadece kendi şubeleri arasındaki sevkiyat işlemi için bile olsa geçmek isteyen işletmelerimiz çıktı. Dediler ki yani biz kağıttan kurtulmak istiyoruz. Karşı taraf geçse de geçmese de biz kendi en azından çok sayıdaki şubemize sürekli mal sevkiyatı yapıyoruz. Şubeler arası sevkiyatta eğri sayı kullanmak istiyoruz. Mümkün değerli arkadaşlar. E-faturada özellikle çok istisnai durumlarda da öyleydi. İki tarafta aynı durumdaysa kendi kendine fatura kesmesi çok istisnai durumları çıkar. Burada da irsaliyede işletme kendi birimleri arasında sevk ediyor. Mal hareketini kimden kime yaptığını aslında söylüyor sevk irsaliyesiyle. Burada da irsaliye düzenlenebilir diyoruz. Biraz daha bakayım ben. Eğer Cenk Bey'in soruları varsa. Varsa birkaç soru daha devam edelim seninle. Emel Hanım'ın bir sorusu var. Yurt dışında düzenlenen hizmet faturaları ve transit ticaret faturaları e-arşiv fatura olarak düzenlenebilir mi? Bu sorudan anladığım kadarıyla zaten firma hem elektronik fatura hem e-arşiv faturasına geçmiş, kullanıyor. Yurt dışına eğer gümrük beyannamesinin kolu mal ihracı ise eğer zaten bu elektronik fatura. Ama onun dışındaki hizmet faturaları ve transit ticaret faturaları e-arşiv kullanıyorsanız e-arşiv faturası olarak düzenlenmesi gerekiyor. Son cevabını böyle verebiliriz. 2018 yılında ihracat faturalarımız 50.000 TL üzerinde olduğundan 2019'da e-arşive geçme zorunluluğumuz var mı? Aslında bu 50.000 TL olayı şöyle ki, bu 50.000 TL'den dolayı siz e-arşiv faturasına geçmiyorsunuz. Taslak tebliğ yayınlandığı zaman vergiler dahil 50.000 TL tutarında fatura düzenleyecekseniz eğer onu e-arşiv faturası olarak kesmek zorunda kalacaksınız. Olay bu. Yoksa 2018 yılında 50.000 liralık fatura kestiğimde e-arşiv faturasına geçmek diye bir durum söz konusu değil. Gelir vergisi mükelleflerinde Argun Bey'in bir sorusu var. Gelir vergisi mükelleflerinde 1-1-2019 tarihinde e-defter e-fatura uygulaması kimler için zorunlu olacak? Burada brüt satış hasılatı aslında ortak. Dolayısıyla oradaki ortak rakam 5 milyon. 5 milyon ve üstündeki tüm rakamlarda elektronik defter ve faturaya geçmek zorundasınız. Eğer işletme defteri tutuyorsanız birinci sınıfa geçeceksiniz ve elektronik defter kullanmak zorunda kalacaksınız. Böyle bir sinsile var. Evet, soruların %90'ı Abdullah Bey'e geldiği için size tekrar söz veriyorum. Temel bazı sorular yine dikkatimi çekiyor. Bazılarını cevap verdiğimiz için onları tekrar çeviriyoruz. Şimdi e-fatura mükellefiyiz. Zeliha Gül diye okuyorum ben. Zeliha Gül. Zeliha Hanım burada mı? Tamam. E-fatura mükellefi, kağıt fatura kesen bir firma 50.000 TL üstü fatura keserse, yani karşı taraf sadece 50.000 TL'den dolayı fatura kesmek durumunda kalıyorsa e-arşiv faturayı, e-arşiv fatura olarak kesecek. Çünkü biz onu e-fatura olmayan e-arşiv modeliyle düşünmek durumundayız. E-fatura mükellefi olarak kabul etmeyeceğiz onu. O normal portale girecek, e-arşiv fatura olarak kesecek ve size e-arşiv fatura olarak sunuyor olacak. Tamam, şöyle, bu faturalar bizim oluşturacağımız portal üzerinden düzenlenecek ve size harici yoldan olduğu gibi eğer şu fatura nasıl oluyorsa ya bildireceğiniz mail adresinize veyahut da kağıt çıktısını talep ediyor olacaksınız. Muhasebe fişi olarak Cenk Bey ifade etti. Aslında yeni bir kavram olmasına biraz biz de alışabiliriz. Fena değil. Biz düşünmemiştik onu. Biz muhasebe fişlerinin elektronik ortamda imzalanmasına imkan verip muhafazasına imkan vermek istiyoruz. Aslında güzel bir kavram oldu. Ama buna ilişkin teknik çalışmaları tamamlayıp buna ilişkin bir kılavuz yayınladıktan sonra başlıyor olacağız. Muhasebe fişi aslında defter tutan mükelleflerin defter kaydı oluşuncaya kadar ki en önemli karinesi. Vergi usulü kanununa göre muhasebe fişi yoluyla kayıttan tutan işletmelerde muhasebe fişleri defter kaydı yerine geçer durumu var. Bu işletmeler bakımından biz bunu kağıt ortamla birlikte elektronik ortamlara tutturmasını sağlamak istiyoruz ki muhasebe fişinde artış yaratmasın e-defter uygulaması. Buradaki Hazrun bunu çok yakinen biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü e-defter uygulamasında belgeler tek tek kaydedilmek durumunda
genel itibariyle. Defter beyan sistemi ile ilgili sorular, işte süre uzatımı ile ilgili. Bizim gündemimizde böyle bir durum yok, onu söyleyeyim. İşletme hesabı 1-1-2019'dan itibaren geçiyor olacak. Kurumların bazıları belli statünden dolayı işletme hesabını tutabilir. Onlar da yine işletme hesabıysa kategorisi, tuttuğu defter işletme hesabıysa defter beyan sistemi üzerinden tutması gerekiyor. O Demet Hanım'ın sorusuydu. Demet Mendeş. Nasıl? Bilançolar e-defter uygulaması kapsamında elektronik ortamda şu an tutulabiliyor. Defter beyan sisteminde değiller onlar. Ama sunumumun başında izah etmeye çalıştık. Biz birkaç yıl içerisinde bütün mükelleflerin eğer defterlerini e-defter yapacaksak, elektronik ortama taşıyacaksak daha doğru bir ifade olsun. Bir kısım mükellefleri, düşük ölçekli mükellefler defter beyan sistemi üzerinden aslında bilanço da olsa oraya taşımayı düşünüyoruz. Montan ve hacimce büyük olanları e-defter uygulaması üzerinden almayı planlıyoruz. Elektronik ortamda girilen bilgilerin saklanmasından nasıl bir risk olabilir? Teknolojik riskler değerli arkadaşlar. Yani bu risk her zaman siz o teknolojinin gerektirdiği tedbirleri almazsanız risktir. Yani bunun için anlattık, olabildiğince yedekli çalışmak lazım. Açık, internete açık kaynaklar üzerinde önemli bilgileri tutmamak lazım. Yani hepimizin yakinen takip ettiği konular var. Uluslararası gelişmelerde de oluyor. Bazı bankaların bilgi sistemlerine girilip hackerların çalışmalar yaptığı. Yani biz bu konuda tedbir almak durumundayız. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz o konuda kendi sistemlerimizi dışarıya da denetlettiriyoruz. Bizim gelir idaresi olarak bizim böyle bir sorunumuz yok, onu söyleyelim. Yani herhangi bir atak bir şey mümkün olmadı şu ana kadar. Tamamen kapalı bir devre sistem. Şurada şu soru akla gelebilir. O zaman üstad bütün defterleri siz alın. Biz mi alalım yoksa rekabete açık bir ortamda mükellefin istediği bir seçeneği kendisinin seçmesine mi olanak verelim? Yani biz bunların hepsi üzerine düşünüyoruz. Eğer biz teknolojik olarak bütün bu defterleri bu boyutta 500 parçalı, 100 parçalı e-defterleri bu konuda öneriniz varsa yazın bize, gelir idaresi olarak siz alın deyin. Biz de buna ilişkin çalışmalarımıza daha ağırlık verelim. Bu konuda tartışılmalı değil. Biz aslında bütün süreçlerin paydaşlara dağıtılması gerektiğini inanıyorum ben. Nasıl? Biz mi? Talep etmezsek hepiniz bize geleceksiniz doğal olarak. Değil mi? Doğru. Biz kamu olarak ücret talep etmeyiz. Rekabeti oluşturmak açısından buna seçenek olarak da aslında düşünebiliriz. En azından belli küçük ölçekli boyutlu defterler için buna çalışabiliriz. Ama bu teknolojik olarak çok güçlü, çok büyük montanlı yatırımları gerektiriyor değerli arkadaşlar. Bunlar için de iyi planlamalar yapmamız lazım. Zaman içerisinde onda olacağına inanıyorum. Evet, devam ediyoruz. Nihayet tüketicilere düzenlenen faturalarda 1-1-1 durumu. Arkadaşlar normalde bizim e-arşiv fatura uygulamasına geçtiğimizde özellikle alışveriş merkezlerinde işte e-arşiv faturada ve vergi kimlik numarası, mail adresi gibi sorular sormaya başlanınca bu konuda zaten idaremizin vermiş olduğu görüşler vardı. Nihayet tüketicilere yapılan satışlarla sınırlı olmak üzere sadece adını soyadını bilgisi alması suretiyle faturanın düzenlenebileceğine yönelik bir düzenlemedir aslında bu. Teknik açıdan sadece 1-1-1 yazarak doldurabilirsiniz dedik. Burada form BABS limitini aşıyorsa onu 1-1-1 olarak bildiremiyor muyuz şu an form BS'de? Atıyorum 10 bin liralık bir faturayı 1-1-1 düzenlediğinizde düzenleyebiliyorsunuz. Bunun önünde bir teknik engel olduğunu hatırlamıyorum. Ama var ise bize bir yazın, yine ilgili arkadaşlara iletelim. Arkadaşlar şu soruları bir bitirelim önce. Vallahi şöyle hızlıca bakıyorum sorulara. Genel itibariyle benzer ve aynı kulvarda döndüğümüzü düşünüyorum. Ben bu soruları eğer
önce olursanız ona da varız. Siz toparlayıp isterseniz bir şey de iletebilirsiniz bize. Biz bunlarla ilgili çalışıp zaman içerisinde size dönüş de yapabiliriz. Bunlar aynı nitelikte olanlar. Lütfen hangisi? Bir bakayım lütfen. Bir bakalım. Lütfen. Yazılı soruları cevaplandırdığımızı düşünüyorsak hala ısrarla... Arkadaşlar varsa, biz bitireceğiz soruları bir şekilde. Benzer sorular, birbiriyle iç içe geçmiş sorular varsa onları biz gelir idaresine iletelim. Onlar da bir soru cevap bölümlerinin içerisine onları cevaplayarak girecekler. Ancak burada hani bekleyen arkadaşlarımız var ve önemli, yani yarın öbürsü gün için önemlidir onların sorularına cevabı. Onların için yanıtlarını vereceğiz. Şimdi şu elimizde birkaç soru daha var. Onları tamamlayalım. Ondan sonra buraya soru sormuş olmak kaydıyla onlara mutlaka bir cevap verelim. Israrla bekleyen arkadaşlarımız için. Şimdi e-fatura uygulamasına, e-defter uygulamasına geçme zorunluluğuna ilişkin ciro limitini 5 milyona indirdiğimizden bahsettik. Bir mükellefimiz bilgisayarda yazmış değerli arkadaş. Daha vallahi ben ilk soruyu getirenlerden daha önceden hazırlamış, direkt size sormayı düşünüyordu. Ben herkes dinlesin sorunun cevabını istedim. Yeni düzenlemeye göre internet satışı olma şartını getirmiyoruz. 5 milyonluk ciroyu aşıyorsa bu işletmemiz e-fatura uygulamasına geçmek durumunda. E-fatura uygulamasında ki mükelleflerimizle ilgili aynı zamanda e-arşiv fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu var. E-arşiv düzenlemesinde buna değindik. 421, 454 ve diğer düzenlemelerle e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen mükellefler e-arşiv fatura uygulamasına da geçiş zorunluluğu getiriliyor. Buradan onu anlıyorum. Tamam. Nasıl? Eski hükmü soruyorsunuz değil mi? Eski hükmün durup durmadığını soruyorsunuz. Aslında biz o eski hükmü kaldırmadık. Genel itibariyle 464 nolu tebliğde var olan hüküm yine duruyor. 433 ile paralel bir düzenlememiz vardı. İnternet satışı 5 milyon. Ama biz e-arşiv genel itibariyle 5'i çektiğimiz için 5 milyonluk ciro şartı orada da var, burada da var. Anlatabiliyor muyum? İkisini birlikte sağlıyorsa zaten girmek durumunda. E-arşiv faturaya. Evet, tamam. Yani şu an söyleyebileceklerim bunlar bu soruyla ilgili. Biraz daha bakmış olalım. Eğer ilave cevap çıkarsa senin şey varsa bir iki sorun. E-arşiv faturasına benzer bir şey. Hemen tamamlayıcı bir şey olur belki diye. Bir de internetten satışla ilgili çok güzel bir kılavuzunuz var başkanım internet sitesinde. Evet. Hangileri internet satıştır, hangileri değildir, yüz yüze gelip tahsilatlar vesaire gibi durumlar söz konusu. Bence iyi bir kılavuz. Orası da okunabilir. Soru şöyle. 2017 yılında 5 milyon TL ciroyu geçmeyen bir mükellef e-fatura ve e-deftere geçmeden sadece e-arşiv sistemini kullanabilir mi? Şimdi 2017'de taslak tebinin yayınlandığını düşünürsek 2017'de 5 milyon ciroyu geçmiyor. Elektronik fatura defter kullanmayacak. Vergisi kanun 454. Vergisi kanun 433'e bakacağız. E-arşiv sistemini kullanabilir ama elektronik fatura kullanmak zorunda kalacak. E-deftere geçmek zorunda değil. Şimdi soru sorduğu halde cevabını almadığını düşünen arkadaşımız var mı? Tamam, tamam. Sizden soruyu alalım. Siz sorun. Bu faaliyeti sona mı erdirdi? Ne, kullanmıyordan kastınız tam olarak nedir? Kenarda duruyor derken? Yani perakende işletme mi bu? Fatura mı kesiyor veya bu işletme? Sürekli fatura mı kesiyor? Sürekli fatura mı kesiyor bu işletme? Yani şöyle söyleyeyim. Eğer o kasa yeni nesil ÖKC ise, yeni nesil ÖKC kullanan işletmelerde faturalı satışlar dahil, perakende satış kapsamında olan satış için fatura verilmesi durumunda dahil, yazar kasadan e-fatura bilgi fişi çıkması lazım. Fatura bilgi fişi çıkması lazım. E-arşiv fatura bilgi fişi düzenlenmesi lazım. O işletme öyle yazar kasayı aldı kenarda tutma şansı
Yok. Eski nesil dünyada vardı ama yeni nesil dünyada yok. Ya eski nesil cihazda müşteriye o zaman fiş mi vermiyor bu arkadaşımız? İşletme olarak hiç fiş vermiyor diye algılıyorum ben. Ha, o kasayı ya hurdaya ayıracak ve gidersine başvursun, hurdaya ayırsın, kullanmıyorsa hiç sıkıntı yok ya da devretsin. Yani gerçi devir kısmını izin kaldırdık. Artık evet, ikinci sorunuzu alalım. Hurdaya ayrılabilir. İkinci sorunuzu alalım. Tamam. Tamam. Eski nesil ÖKC'ler için yapmış olduğunuz, yaptınız mı yapmadın mı dedi. Yapmadınız. Eski nesil ÖKC'de dahi yapmamışsanız biz sizin internet vergi dairesi üzerinden bildirim yapacağınızı kabul ediyoruz. Okay. Varsayımsal tamam. Olarak. Tamam. Yine sorduğu halde yanıtını olmayan arkadaşımız var. Buyurun siz de. Buyurun. Güzel soru. Doğru. Teşekkürler. Bu soruyu aslında özelgelerimize cevap verdiğimizi hatırlıyorum. 60 nolu grup, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan satış hasılatıdır bizim için olan. Bu bahsettiğimiz mesela makinedir veya duran varlıktan satışı zaten 6 nolu grup bile kullanılmıyor. Stoklardan çıkarken veya envanterden çıkarken bu nedenle bunlar dikkate alınmayacak. İşletmenin esas faaliyet konusu neyse onun tutarına bakıyor olacağız. Teşekkürler. Sorduğu halde yanıtı almamış arkadaşımız. Burada sorduğu halde. Yeni soru değil. Öncelikle tamam. Eskileri bitirelim. Peki tamam, buyurun. Peki. Eski cihazların hurdaya ayrılma... Tutanak var. Sizin onu vergi dairesine sizin bildirmeniz lazım. Hurdaya ayrılma prosedürünü sizin yapmanız lazım. Doğru. Eski nesiller için tebliğde açık hüküm var. Tutanağın bir örneği var mı sizde? Tutanağın bir servisten sureti. Bir örneğin. O tutanağın bir örneği de mi yok? Ya olmaz ki. Cihaz var. Hurdaya ayrılmış cihaz var değil mi elinde? Çünkü hurdaya ayrılma tamam. Prosedürünü biliyorsunuz. Hurdaya ayrılma prosedüründe bir cihazı en azından teslim ediliyordur. Bu konuda yani bunu bizim cezalar şubesiyle görüşmem lazım. Bu konuda bir fikir söyleyemem. Doğru. Kaç tane var? Sizde? Sizin mükelleflerinizde kaç tane var böyle? Hiç mi evrak yok? Yani hiç mi evrak yok? Tamam diğerler evrak olanlarda sıkıntı olmaz. Onlar mevzuata göre işlem yaptıysanız sıkıntı olmaz. Ben onu diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Mevzuat ne diyor? Ona bakmamız lazım. Tamam. Kimin bildirmiş olmasını da söylüyordur mevzuat. Evet. Evet. Sizin sorunuzu alalım. Taşıma irsaliyesine daha başlamadık. Sevk irsaliyesi. Top taşıma irsaliyesi tam olarak muhtelif müşterilere yapılan satışlar yok. Bir işletme kime ne mal götürdüğü bellidir. Hangi işletmeye ne sevk ettiği bellidir. Onların her biri için ayrı ayrı ihsali düzenlemeniz gerekir. Eğer şöyle bir durumsa, bakın kargo firmalar ayrı. Taşıma ihsaliyesi düzenler. Onlar taşıma ihsaliyelerini biz henüz e-ihsali uygulaması kapsamında düzenlemedik. Evet, sizin de sorunuzu alalım. Envanter defterlerini diyorsunuz. İstiyorsunuz. İstiyorsunuz arkadaşlar. Ben bu tespitten istiyor diye algıladım arkadaşımdan bence. Zamanlı olacaktır merak etmeyin. Yani az kaldı. Buyurun sizin sorunuzu alalım.
Duydunuz mu? Fatura düzenlenmesini gerektiren her işlemde fatura düzenleniyorsa. Evet. Siz söz verin lütfen. Evet, sizin sorunuzu alalım. Doğru. Yani o defterlerinizi yüklediniz, beratınızı aldınız, süresinden sonra yüklediniz. Buna ilişkin mevzuatta yine açık. Usul hükümleri, özel usul cezasını gerektiriyor bu tespit. Şu an bakın, ya, şöyle söyleyeyim, bu konu çok kısa bir cevap verilebilecek kadar basit bir konu değil. Onu söyleyeyim. Yani bu konuyla ilgili diğer mevzuat şubeleriyle yakın temasta bulmak lazım. Konu biz inceleme elemanı geçmişimde olduğu için oralara kadar gitmeyelim. Bakın neden geç yüklendiğini atıyorum mücbir sebep veya bu işin teknik bir hata, teknik bir yetkinsizlik veya bir sorundan kaynaklandığı, yazılım kaynaklı bir hata olduğu veya sizin dışınızda kaynaklanan bir sebep olduğunu ortaya koymadığınız müddetçe o süreler içerisinde yüklenmemesinden dolayı tebide öngörülen ceza. Tebide özür usul cezası öngörülüyor şu an. Biz, o defter tutulmuştur. O defterdeki kayıtlar geçerlidir. Ama defter süresinden sonra yüklenmiştir. Şimdi o defterin ne zaman imzalandığı mevzu çok önemlidir. Zaman damgasıyla ne zaman imzalandığı daha da önemlidir. Eğer zaman damgası kullandıysanız. Bu kadar ifade edeyim. Yani bunların her biri ayrı ayrı case halinde işlenmesi gereken bir durum. Evet, teşekkür ederiz. Yani süresi geçtikten sonra yüklenme var. Usulsüzlük mü artık? Onu bir şey yapmayın süre şimdilik de başınıza iş almayın. Evet. tamam, buyurun sizin sorunuzu alalım. Şu an silme işlemini yapabiliyorsunuz. Yani silememe durumunuz yok. Onu silebiliyorsunuz. Ama geçici vergi düzeltilecek mi? Düzeltilecek tabii ona göre. Serbest meslekte başladınız mı siz şu an? Defter. Defter beyan. Defter hemen beyan. Defter beyan. Defter beyanda mesleki mesuliyetle ilgili uyarılar gelmeye başladı başkanım. Ondan dolayı silmeyle ilgili. Güzel. Evet, teşekkürler. Sizin de sorunuzu alalım. Bakın şimdi bu noktada işte teknolojik çözümleri iyi araştırmak lazım. Şunu biliyoruz, HSM denen bir donanım var. Bu HSM donanımı şirketlerin genel merkezinde bir tane mali mühür takılarak birden fazla lokasyondaki bütün elektronik belgelerin düzenlenmesine ve imzalanmasına destek veriyor. Bence bu konuda bir yazılım desteği almanız lazım. Şimdi son 5 soru daha alacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş şimdi misafirlerimize teşekkür edeceğiz. Hiç sormamış arkadaşlarımızdan alacağız. Buyurun. Yukarıda saydığımız diğer maddelerde yok ise o işletme, e-faturadaki bir mükellefin sadece e-irsaliyeye geçme konusundaki ciro limitimiz 25 milyon. Yani evet, sonuç bu. En arkada bir arkadaşımız var. Evet. Doğru. Doğru. Şu an internet vergi dairesi üzerinde mükelleflerimiz bildirimlerini yapma, görüntüleme, güncelleme, bildirimi yapılmayan cihazları görüntüleme gibi bütün işlemleri yapabilecek. Yeni nesil TSM'ler tarafından yapılan bildirimleri de gösteriyor olacağız. Evet. Hemen size verelim ön tarafta.
Kasım ayında verilecek olan beyanname ile ilgili olduğunu teyit ettim. Evet, sizden alalım. Cezalı değilsiniz, sıkıntı yok. Tercihe şu anda da bulunabilirsiniz, yarın da bulunabilirsiniz, sıkıntı yok. Tercih bildirim ekranına lütfen girin. Hayır, son bulmadı. Biz kılavuzda yazdık. İlk bildirim yapılacağı tarihe kadar bu tercih bildirimleri yapılabilir dedik, sıkıntı yok. Evet, öyle bir açıklama yapıldı. Bir bildirimde kadın bulunmamış arkadaşımız daha var arkada. Evet, bildirimde buyurun. Bulunmadıysanız daha buyurun. İnternet vergi dairesi kabul ediliyor. Evet. Gider pusulasının mevzuatta hangi durumlarda düzenleneceği bence açık. Yani şimdi nihai tüketiciye mi düzenlediniz? Tamam, nihai tüketici e-arşivle satılmış bir malı iade ettiğinde de siz gider pusulası düzenleyeceksiniz. Çünkü nihai tüketici fatura düzenleme, iade faturası kesme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Eskiden nasıldıysa yine aynı şekilde. Bizce mevzuat açık. E-arşiv fatura veya kağıt fatura arasında bir fark yok. İade usulünde. Genelde şurada karıştırıyoruz. Haklıyız da tabii. Yani o kadar çok üst üste bindi ki her şey. Defter, e-defter veya e-fatura, e-belge. Yani vergi usul kanunu kapsamında düzenlenmesi gereken bütün belgeler aslında vergi usul kanununa tabi. Yani eskiden evet. Aslında evet. Hangi işlemleri, doğru. Hangi zamanlarda, hangi sürelerde yapıyorsaydık özel düzenlemelerin hariç, onların saklamaları dahil hepsinde evet. Aynı yükümlülüklere uymak zorundayız. Bazı spesifik konular var, haklısınız. Onları da zaten iletiyorsunuz ama temel farklılık burada. Şimdi son iki arkadaşımıza daha söz veriyorum. Evet, sizden de alalım. Buyurun. Hayır. Şöyle, yine... daha pratik ve net gidebilmek bakımından Cenk Bey sunarken aslında destek olmak istemiştim. Ama konuşmaya girmemek adına sorduğunuz iyi oldu. Şimdi fatura düzenleme süresi var. Neden var? Aslında 7 günlük süre ticari ilişkiler ve sürekli ilişki içerisinde bulunduğunuz, sürekli mal sattığınız işletmelerde birden fazla sevkiyatı tek bir faturaya bağlama imkanınız da var. Şimdi zaten parça parça satıp da aynı müşterinin aynı gün içerisinde bir daha gelme ihtimali olmadığı durumlarda böyle bir hesaba kitaba gerek yok. Ama siz sürekli olarak böyle bir ticari ilişki gereği, cari hesabı vardır, müşteri vardır. Onun faturasını mesela hemen aynı gün içerisinde kesmemeniz lazım. Aynı gün içerisinde o müşteriye yapılan toplam satış tutarı 50.000 TL ise o işlemin e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekiyor. Önemli değil. İlk faturayı iptal edeceksiniz. Çıksın sevkiyat, sevkiyat sahiliyesi. Faturayı geri göndereceksiniz, siz iptal edeceksiniz. Merak etmeyin. Son soruyu size sorduracağım. Siz bir iki defa sordunuz zaten. Siz buyurun. Arkadaşlarımız için de söylüyorum, birkaç dakika daha sabredin. Bakın konuklarımız yoruldular, sizlere cevap vermeye çalışıyorlar. Onlara birazdan sizlerle beraber teşekkür etmek istiyoruz. Birkaç dakika daha sabredin, toparlıyoruz zaten. Araya girdim. Bakın, eylem, ne eylemi? Belge düzenleme eylemi. O eylemin yapıldığı an itibariyle sizin elektronik belgeyi oluşturma altyapınız bütün unsurlarla var ise elektronik belge. Sevkiyat o zaman, bu zaman, şu zaman değil. Elektronik belge düzenlemek için mali mühre ihtiyacınız var mı? Var. Var olduğu an ve sonrasındaki belgeleri siz elektronik
unsurla düzenlemelisiniz. Mevzuat hangi belgeyi düzenlemeniz gerektiriyorsa. E-fatura ise e-fatura, e-arşiv fatura ise e-arşiv fatura kullanacaksınız. E-irsali ise e-irsaliye. O zaman e-belge oluşabilir. Ama mali mühürünüz yok, gelmedi, aktivasyon süreçleri, o süreç boyunca kağıt belgeye cevaz veriyoruz. Sıkıntı yok. Sayın Grup Başkanım, görüyorsunuz değil mi? Ya meslek çok mensupları güzel. Çok güzel. Yapmış oldukları işi ne kadar çok, yani güzel. Sorumluluğun altına iyice girmişler. Bunların hepsi aslında mükellefler için yapılan düzenlemeler değil mi? Biz de bir meslek mensubu olarak biz de mükellefiz. O boyutuyla ilgilendiriyor ama bir taraftan işimizi her türlü zorluğa rağmen yapmaya çalışıyoruz. Bütün bu sorular o kritik süreçlerle ilgili son derece önemli. Yani sizin tarafınız, hani ben dedim ya açış bölümünde işi nasıl daha çok kolaylaştırsak, işte burada en ufak basit bir şeyden dolayı yapılacak bir hata, bir usulsüzlük cezasını sanki kendilerine gelecekmiş gibi doğru. Bunu algılıyorlar ve onu titizliğindeler. Burası çok daha önemli. Yani bir an önce şu süreçler olgunlaşsa da keşke, daha gerçekten o finansal raporları okuma, yorumlama, onlar üzerinden işletmelere değer yaratma süreçlerine hep birlikte girebilsek. Şimdi son soruyu, peki size de ondan sonra tamam size. Bir saniye size. Çok önemli bir soru, tamam. Bu transit satışlarınız hangi muhasebe hesap grubunda muhasebeleştiriliyor? Hesaplarda. 60'lı grupta değil mi? 6. E-fatura geçme limitine dikkate alınır. Ama şunu düşünelim. Şimdi bu işletme eğer bahsettiğiniz kurgularda sadece transit ticaret yapıyorsa, bu işletmenin başka işletmelere mal satışı yoktur demektir. Türkiye'deki muhataplara yoktur demektir. Şimdi böyle bir işletmenin sadece bizim portal uygulamasına geçip, olur ya bir gün yurt içindeki bir müşteriye e-fatura müşterisine düzenlemesi icap eder diye portal uygulamasına geçmesi dahi yeterli. Transit ticaret dediğimiz mevzuda özel bir rejim, ihracat e-fatura uygulamasına ilişkin kılavuzlarda bunu açıkça belirttik ve istisna tuttuk. Gümrük beyannameli mal ihracı işlemleri zorunlu, transit ticaret işlemleri zorunlu değil. Normal kağıt fatura üzerinde devam ediyor olacaksınız. Sıkıntı yok. E-fatura uygulamasına geçmek durumundasınız. Muhatabınız e-faturaysa, e-faturacıysa evet. O nedenle de olsa GİP portal uygulamasını tavsiye ederiz. Herhangi bir maliyeti yok. Sadece bir mali mühür almanız yeterli. Evet, son soruyu da sizden... Peki buyurun, son iki soru, son ardından da size kapatıyoruz. Güzel soru. Bakın, bu şuna benziyor. Siz müşterinize mal alıyorsunuz veya mal satıyorsunuz. Vergi kanunları demiş ki faturalar 7 günlük süre içerisinde düzenlenmesi gerekir diyor. Siz de üstüne yatıyorsunuz, o da üstüne yatıyor. Hiç umursamıyorsunuz. 2 ay sonra size 7 günü zamanda düzenlenmesi gereken fatura gönderiyor ve bir aksiyon almıyorsunuz. Kağıt faturada da aynı durum geçerli. Siz o faturayı bakın noterle veya harici itiraz yollarla itiraz edip gönderiyordunuz veya kabul etmiyordunuz veya form BABS diyelim, KDV beyannamesi diyelim, bunun düzeltilmesinin gerektirdiği, doğurduğu bütün yükümlülükleri aslında bu konudaki ihmali olan tarafa yüklemek lazım. Ama e-faturada da biz evet biliyoruz fatura ne zaman imzalandı, ne zaman oluşturuldu ve gibi ne zaman gönderildiğini biliyoruz. Şunu söyleyeyim, biz eyleme engel olmayız. Biz eylemi izleriz. Bir kişinin süresinden sonra da olsa fatura düzenleme özgürlüğü var. Ceza yeme özgürlüğü var. Yani biz buna engel olmayız, onu söyleyelim. Biz izleriz. Biz aktiviteyi izleriz. Vergi kanunları göreyince gerektiren yükümlülüklerini uygularız. Evet, buna engel olduğumuzda siz o işleme ilişkin faturayı hiçbir şekilde alamıyor olacaksınız o zaman. Son soruyu sizden alıyoruz, kapatıyoruz.
güzel. Bu talebinizi iletiyor olun ama bunu benim bir yorum yapamam ben bu konuyla ilgili. Doğru, 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 doğru. Güzel. Evet. Ben bu notumu aldım. Teşekkür ediyoruz. Bu talebinizi de zaten biz de gelir idaresine ilettik. Hem tek tebliğ çalışmasının içerisinde buna yer veriyorlar. Hem de yeni versul kanunu düzenlemesinde olacağı hakkında bir bilgi aldık. Sorunuzu... kalmadı. Birinci kısmı... Doğru. Defter beyan sistemi benim bilgim dahilinde olan yürüyen bir proje değil. Diğer grup başkanlarımızın tarafından yürüten bir proje. Ama lütfen bunu bize atın, bir mail olarak atın. İletişim bilgilerimiz var. Sisteme hangi bir faturayı girerken mi diyorsunuz? Anladım. Tamam. Sorulmuyor. Tamam. Yani şöyle, bu konuda belki Cenk Beyler uygulamanın bizzat içerisinde entegrasyon çalışmalarında da bulunuyorlar gördüğüm kadarıyla. Tabii. Belki daha ilave bilgi verebilir. Pardon, aslında belgelerin üzerine nihai tüketici diye bir seçenek koydu defter beyan sistemindeki yetkililer. Onu seçtiğiniz zaman bir bir diye yazabiliyorsunuz. Orası serbest yazılabiliyor. Zaten onun için yapıldı o. Yok, ihtiyar. Yani isterseniz varsa yazıyorsunuz. Zorunlu değil. Evet. Ama bir sunumlarını yapan konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlere katıldığınız için, sorularınız için, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onlar ayrıca da plaketlerini vererek teşekkür edeceğiz hep birlikte. Tekrar başarılar diyoruz. Kolay gelsin. Değerli meslektaşlarım, birkaç dakika sabrınızı rica edeceğiz. Ben öncelikle katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımız İstanbul dışından geldiler. Bize çok değerli bilgiler sundular. Sizler adına katılımcılarımıza biz teşekkür etmek istiyoruz. Biz oda olarak plaket yaptırmıyoruz artık. Katılımcılarımız adına Türkiye Eğitim Vakfı'na ufak bir bağışta bulunuyoruz. Onlar adına bir teşekkür belgesi vermek istiyoruz katılımcılarımıza. Sayın Abdullah Kiraz'ın teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Cemile Kuzu. Sayın Cenk İçer'e teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu üyesi Sayın Aysel Elmas. Ev sahibi olarak oturum başkanımızı en sona bıraktık. Sayın Erol Demirel'in teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülgün Öztürk. Değerli katılımcılar, son bir teşekkürüm de bugün bu seminerin hazırlanmasında emeği geçen
odamız çalışma arkadaşlarıma. Ayrıca katılımınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.